Herkese selamlar. İzmir'de 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öncelikle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun diyoruz. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 6 binanın yıkıldığını söyledi. Öte yandan Amerika'nın deprem gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. İzmir'deki depremde 4 kişi yaşamını yitirirken 152 kişi de yaralandı. Alaska'da konuştuğu HAARP merkezinin monitörlerinde deprem süreçlerinde bir takım gelişmeler yaşanır ve iyonosferin hareketlerine göre tespitler yapılır. Dahası yeryüzünde meydana gelen depremler an be an bu ekranlarda grafiksel olarak görülebilir. Hatta biz web sitemizde ve birçok sosyal medya paylaşımında İzmir için uzun süredir uyarılar yapıyoruz. Peki bu deprem HAARP olabilir mi? Aslına bakarsanız her depreme bu HAARP'tir demek doğru değildir. Ancak olabilir diye niteleyebiliriz. HAARP sıfırdan bir deprem etkisi oluşturmaz. HAARP var olan fayların kırılmasını sağlar ve kırılan faylar da haliyle depreme yol açar. Bizim ise uzun süredir söylediğimiz iki büyük depremdir. Bir tanesi İzmir'de yaşanacak büyük bir deprem ki bu 7 ve üzeridir. İkincisi ise İstanbul'da yaşanacak olan büyük bir deprem. Oluşturduğu yüksek frekanslar sayesinde yeryüzü hareketlerini etkileyebildiği, bu yolla da depremler oluşturabilen HAARP bu kez İzmir'de de aktif edilmiş olabilir. İlk denemesini malumunuz Nikola Tesla Manhattan deneyiyle yapmıştı. Manhattan'da bir binayı yerinden oynatmayı başarmış, bütün camlarını o sarsıntıyla kırmayı başarmış ve o binanın temeline koyduğu küçük HAARP makinesi ile deprem oluşturmayı başarmıştı. Tıpkı bu deneyde olduğu gibi İzmir'de de deprem HAARP ile yapılmış olabilir. Ancak kesinlikle böyledir demek doğru olmaz. Elbette ki bunlar varsayımlar. Evvela bunun anlaşılabilmesi için kırılan fayların ve iyonosferin ciddi derecede incelenmesi ve tektonik hareketlerin takip edilmesi gerekiyor ki bu da uzmanların işi. Lakin bu aşamada söylenecek şey uzun süredir İzmir ve İstanbul için planlanan büyük depremlerdir. HAARP teknolojisinin depremleri ve doğa olaylarını uzaktan tetiklediğini artık bilmeyen yok. İzmir'de yaşanan son depreminde HAARP ile olma ihtimali en az olmama ihtimali kadar vardır. Bu topraklarda her zaman art niyetleri olan küresel çetenin İzmir ve İstanbul'u neden istediğini kitaplarımızda ve diğer programlarımızda anlatmıştık. Onların gözü dönmüşlüğünü ise 1999 Gölcük depreminde aslında Türk devleti de Türk istihbaratı da biliyor. Umarız bir gün bu karanlık belgeler ortaya çıkar ve HAARP ile Türkiye'yi nasıl vurduklarını hepimiz öğreniriz. İzmirli vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.